Bu hafta Serhat ilindeyiz, yani sınır ilindeyiz. Edirne'deyiz. Mimar Sinan Hazretleri'nin ustalık eseri. Selimiye Camii'nin önündeyiz. Yani Edirne denildiği zaman hani akla ilk gelen cami var ya, işte o caminin önündeyiz. Şimdi minarenin bir tanesinin yanındayız şu anda. Minarenin çok enteresan ve çok hoş bir özelliği var. Hadi bakalım içeri girelim. Minareyi de içeride size anlatmaya çalışalım. Efendim işte Osmanlı zamanında ve arkamda görmüş olduğunuz gibi Selimiye Arasası'nda insanlar ihtiyaçlarının her türlüsünü karşılarlarmış. Edirnekâr'ın tarihçesi nedir, nereden gelmiştir, nasıl yapılacak? Barış ustamızla beraber size şimdi biz Edirne'nin meşhur ciğerini yapacağız. Ben yapmayayım mı? Yapabilir miyim? Abi dene bakalım. Deneyelim. Gene de yapmasın inşallah yapamazsın. Niye? Dua. Ya vallahi da bizim mesleğimiz elinden mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu da bizim fakirin yapmış olduğu ancak bu kadar olur işte. Evet, haftalar birbirini kovalıyor ve Seyyah Fakir size elinden geldiğince hem dünyanın farklı coğrafyalarından hem de Türkiye'de size farklı diyarları göstermeye gayret ediyor efendim. Bu hafta Serhat ilindeyiz, yani sınır ilindeyiz, Edirne'deyiz. Malumunuz Edirne'ye geldiğiniz zaman sizin de mutlaka vazgeçemeyeceğiniz lezzetlerden bir tanesi olan ciğerini size göstermeye çalışacağız. Mis sabunlarından göstermeye çalışacağız, kurabiyelerinden göstermeye çalışacağız, camilerinden, köprülerinden. Hasılı zengin bir kültürün başkentindeyiz diyebiliriz. Ve Osmanlı'ya da 88 yıl başkentlik yapmış bir şehir olduğuna göre burada bizim size elimizden geldiğince daha fazla şeyler göstermemiz gerekiyor. Namı diğer Seyyah Fakir Evliya Çelebi de 41 yıllık seyahat hayatında Edirne için onca diyar gezdim ama Edirne gibisine rastlamadım diyor merhum Evliya Çelebi de. Biz de rastlamayacağız galiba. Edirne'ye geldik ve Edirne turumuz başlıyor. Tunca, Arda ve Meriç ırmaklarını içine alan Serhat şehrimiz Edirne'nin tarihi oldukça derindir. Trak kabilelerinden Odrislere, Akalar, İskitler, Makedonlar, Romalılardan Bizanslara kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. 1362 yılında ise Osmanlı topraklarına dahil olmuş. İstanbul'un fethine kadar 92 yıl başkentlik yapmış ve sonrasında da önemini korumaya devam etmiş. Mimar Sinan Hazretleri'nin ustalık eseri. Selimiye Camii'nin önündeyiz. Yani Edirne denildiği zaman hani akla ilk gelen cami var ya, İşte o caminin önündeyiz. Bir kültür midası olan Selimiye'nin önünde şimdi biz. Burada daha evvel baş müezzinlik yapmış emekli kendisi şu anda Yusuf Karabıyık hocamız bize şimdi camiyle ilgili enteresan bilgiler verecek. Yani Mimar Sinan Hazretleri elbette ki camiyle ilgili bir şeyler kaleme almıştır. Evet. Bakalım Mimar Sinan Hazretleri camisiyle ilgili, bu ustalık eseriyle ilgili neler söylemiş efendim? Koca Mimar Sinan mübarek bu cami yapmış, eserlerini de yazmış bırakmış. Tezkiyetül Bünyan, Tezkiyetül Ebniye diye. Yazdığı, yazdırdığı eserler, bu eserlerde Koca Sinan Selimiyet'ini şöyle anlatıyor, orijinal sözleriyle. Diyor ki, ilmi riaziyet ve ilmi hendesede ve dahi ilmi vasilede nice sanatlar icra ederek feridu asıl seriser mimaranı hasa oldum. İstanbul'daki Şahzade Camii'nde çıraklığı mı icra iledim, Süleymaniye Camii'nde kalfalığı mı ikmal iledim ve dahi Edirne Sultan Selim Camii'nde de usta
hastalığımı itmam eyledim. Yedi tül amı anda ayan ve beyan ettim. Sultan Selim Camii bu hakir ve aciz kul koca Sinan'ın ve dahi azametli haşmetli ekibinin başarı, beceri, maharet, meziyet tecrübelerinin doruk noktasıdır. Sinan'ın tarifi böyle. Bunun haricinde anlatılanlar sahih olmuyor efendi. Bizzat kendi sözleri değil mi bunlar netice itibariyle? Selimiye budur yani. Evet. İşte Mimar Sinan Hazretleri'nin kendi kaleminden kendi yapmış olduğu ustalık eseri bu şekilde dillendirilmiş ve günümüze kadar da gelmiş ama bunu okumak için Osmanlıca bilmekte fayda var. Çok akıcı, çok akılda kalıcı, çok sürükleyici, kulağa hoş gelici, kalbe hoş gelici, kalbe dokunan mükemmel bir, teknik yani. Bir de mevzuda anlatayım. Buraya gelen ziyaretçiler umumiyetle yazılardan soruyorlar mesela. Hadi ayet-i kerime, hadis-i şerifler malum ayrı. Bir de dua kitabeleri falan var. Ya hocam burası ne diyor, ne söylüyor, ne yazıyor? Değil mi? Okunamadım mıydı? Garip oluyor. Okundu mu güzel bir şey de bu haliyle. Peki hocam. Şimdi Selimiye'de namaz vakti. İnsanlar cuma namazında hazırlanıyorlar. Biz de o güzel camide cuma namazı kılmanın heyecanını yaşıyoruz şu anda. Gideceğiz. Namazımızı kılacağız. Tabii ki cuma namazımızı kılacağız. Ardından Edirne'yi karış karış gezmeye devam edeceğiz. Bakın görün daha neler olacak. Cehi Sultanı Adil Şahı Devran, Şeyhi Alem Selim Han bin Süleyman, Edirne şehrine kıldı nazar ol, kodu hayr ile alemlere eser ol. Bu âli cami ol kıldı bünyad, cihan durdukça ola hayr ile yad. Allah Allah, şaştım kaldım doğrusu. Ey koca Sinan, bir kez daha aşık oldum eserlerine. 50 yaşına kadar Yeniçeri Sinan iken 50'sinden sonra Mimar Sinan olmuş. Ve o kısa hayatına 500 eser sığdırmış. Hem de ne eser. Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Camiyi gezerken hayran kalıyorum. Öylesine boş boş baksam belki taş, sütun, sanat var derim ama birkaç kaynak araştırıp okuyunca anlıyorum ki her taşın neredeyse manası var Selimiye'de. 99 penceresi Allah-u Teala'nın 99 ismini simgeliyor. 32 kapısı, 32 farzı, 4 kürsüsü, 4 mezhebi, 5 kademeli oluşu İslamiyet'in 5 şartını temsil ediyor. Bu kadar manayı bir arada toplayan dünyanın en güzel başyapıtlarından birisidir Selimiye. Kainatın efendisi, sevgili peygamberimizi rüyasında gören 11. Osmanlı Sultanı 2. Selim Han, peygamberimizin emri üzere işaret edilen bugünkü Selimiye Camii'nin bulunduğu alana bir cami yaptırmaya karar vermiş. Kazmalar, kürekler vurulmuş ve 1568 yılında altından daha kıymetli hale gelecek olan taşa şekil vermeye başlanmış. Gayrimüslimler deyyularmış ki, Müslümanlar Ayasofya'nın kubbesinden daha büyük bir kubbeyi ortaya koyamadılar. Bu söz üzere içine dert olan Mimar Sinan, 8 ağırlık kulesinin bulunduğu, 8 sütun fil ayağı ile desteklediği 31.31 metre çapındaki kubbeyi yapar. Kubbe yaklaşık 2000 ton ağırlığındadır. Üzerinde 18 ton kurşun vardır. Kilit taşının ağırlığı ise 5 ton. Üzerinde ise 5 metre yüksekliğinde altın alem bulunuyor. Hoca Sinan ustalık eseri için madde ile mananın ölümsüz aşkı demiş.
Bilinmesinde fayda var ki müze demeye dilim varmıyor. İstanbul'daki Ayasofya'nın günümüze kadar gelmesinde de Mimar Sinan'ın parmağı vardır. Bizans zamanında birçok kez çöken Ayasofya, 2. Selim Han'ın talimatıyla Mimar Sinan'ın istinat duvarı eklemesi sayesinde günümüze kadar gelebilmiştir. Ayrıca Selimiye'nin kubbesi tam yuvarlak iken Ayasofya elips şeklindedir. Yarıştırmak gibi niyetimiz yok. Lakin Selimiye her yönüyle farklıdır. Sultan II. Selim minberini altından yaptıralım dediğinde Mimar Sinan taş yerinde ağırdır sultanım der ve şimdilerde altından daha kıymetli olan taş minberi yapar. Zerafet, sağlamlık, ihtişam ve sadelik. Minberin perdesi gümüş tellerle işlenmiş. Zincirle asılı kandil ve kandile asılı bir levha. Levhada kelime-i tevhid yazıyor. Altta ise bir imza. Sanayi Nefise Mektebi yazıyor. Yani günümüzdeki Güzel Sanatlar Akademisi. Şimdi minarenin bir tanesinin yanındayız şu anda. Minarenin çok enteresan ve çok hoş bir özelliği var. Hadi bakalım içeri girelim. Minareyi de içeride size anlatmaya çalışalım. Evet, minaresinin bir tanesindeyiz şu anda Selimiye Camii'nin. Şimdi çok mükemmel bir özelliği var. 3 tane şerefesi var ve 3 şerefesine ayrı yollardan çıkıyorsunuz. Bu ilki. Görmüş olduğunuz gibi ilkinden sadece 1. ve 3. şerefeye çıkıyorsunuz. Hemen kardeşim şöyle bir dönelim. Burası da 2. merdiven. Buradan da sadece 2 ve 3'e çıkabiliyorsunuz. 1'e buradan çıkılmıyor. Yani buraya girip kaybolmanız da mümkün. Hemen arkaya doğru biraz daha gidiyor kardeşim daha. Ve 3.'ye geliyoruz. Burası sadece 3. şerefeye çıkıyor. Şimdi insan düşünüyor. Arkadaş yani bu kadar neden uğraşmışlar acaba? Bir tanesi 1'e 3'e çıkıyor, biri 2'e 3'e çıkıyor, bir tanesi de sadece 3. şerefeye çıkıyor diye düşünecek olursanız böyle bir güzel, bir mükemmel bir eserde böyle ortaya çıkmış. Çoğu ziyaretçinin ilgisini ve merakını çeken Ters Lale'nin hikayesi pek çoktur. Lakin ben size onu anlatmayacağım. Tek diyeceğim o ki bu Ters Lale ziyaretçiler için büyük bir imtihan. Yahu onca güzelliği, ihtişamı, gayret ve başarıyı bırak, sen git Ters Lale'ye onunla ilgilen. Olacak iş değil. Caminin kubbesine bir bakın, iki susun. Neyse, içime dert olacak. Ucundan bahsedeyim isterseniz. Ters Lale zamanında arsa sahiplerinden bir bayan kişinin yerini vereceğini ama tek şartının kendisinin anılması için ona ait, ona özel bir işaret yapılmasını istemiş. Ve ardından Ters Lale'yi oraya işlemişler. Ters Lale o arsa sahibini simgeler. Göreniniz olursa dua etsin. Bizim duyduğumuz ve doğru bildiğimiz de bu işte. Caminin 27 Kasım 1574 yılında açılması planlanmışsa da 2. Selim Han'ın vefatının ardından 14 Mart 1575 yılında ibadete açılmış. Her yıl sayısız turisti kendine çeken Selimiye Camii'ni inceleyen Japon mühendisler caminin gevşek bir zemin üzerine kurulduğunu anlamışlar. Bunca yıl camide çatlak dahi olmamasına ise şaşakalmışlar. Anlayacağınız o ki Büyük Sultan açılışına yetişememiş Selimiye'nin. Bize bıraktıkları bu şaheser dahi ne kutlu ve ne güzel bir padişah olduğunun en güzel kanıtı. Ki böylesi bir eser ancak ve ancak büyük eğitimlerin neticesidir. Ne dersiniz? Günümüzdeki eğitimler mi yoksa inanç mı yetersiz? Evet, modern dünyanın getirmiş olduğu bir diğer şey de alışveriş merkezleri. Böyle çok katlı, insanın içine girdiği zaman sabahtan akşama kadar çıkamadığı ve çok da fazla aslında ihtiyacını giderememiş olduğu çok katlı, zaman öldüren binalar diyebiliriz onlar için. Neredeyse adım başı her yerde görebiliyoruz o binaları. Peki eskiden insanlar alışverişleri nasıl karşılanmış?
Efendim işte Osmanlı zamanında ve arkamda görmüş olduğunuz gibi Selimiye Arası'nda insanlar ihtiyaçlarının her türlüsünü karşılarlarmış. 3. Murat Han zamanında burası Selimiye Camisi yaptırıldığı zaman oraya gelir elde etmek için yaptırılmış olan bir çarşı. Aslına bakarsanız buraya getirilen, yani buraya ticaret amaçlı mal veren, burada ticaret amaçlı mal satan ve alan kişiler aynı zamanda caminin yapımına da yardımcı oluyorlardı. İşte öyle ulvi bir caminin öyle güzel bir çarşısı burası. Şimdi o çarşıya gireceğiz ve bakalım biz ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğiz mi? Buyurun. Çarşıdan içeriye girer girmez burnunuza mis gibi kokular gelmeye başlıyor. Ve resmen sizi alıp götürüyor, eskilere kadar götürüyor. Şimdi Edirne'ye geldiğiniz zaman sizin de burada gezebileceğiniz çarşılar var. Biz Selimiye Arası'nı geziyoruz şu anda ve etrafa baktığımız zaman rengarenk görüntülerle karşılaşıyoruz. Mesela hemen sol tarafa doğru gelecek olursanız burada sabunlar var, arka tarafta kurabiyeler var, yan tarafta çantalar var, terlikler var, ayakkabılar var. Yani işte ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz, bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir çarşı burası. Şimdi Edirne çarşılarının bir diğer özelliği ise buradaki başkent olması hasebiyle ticaretin yoğun olarak yaşanmış olduğu bir bölge olduğu için de alışveriş merkezlerinin güzelliği ve büyüklüğü ve ihtişamları da aslına bakarsanız oradan kaynaklanıyor. Şimdi biraz esnafla da konuşacağız, bakacağız onlar burada satışları nasılmış ve neler yapıyorlarmış. Temiz abi kaç yıldır burada esnafsın? Ben 2013'te geldim buraya. Ondan önce neredeydin? İşte 2003'te geldim pardon. Ondan önce aşağıda Martı'daydım. Bak yine Edirne'deydin ama. Tabii. 33 sene oluyor. 33. Sizin buraya her türlü yurt dışından ve yurt içinden birçok turist geliyor. Siz bu turistleri burada çok güzel ağırlıyorsunuz. Ben öğrendiğim kadarıyla şöyle bir şey varmış. Buyurun. Gerçekten ben de çok etkilenmiştim. Padişah bir gün tedbirli kıyafet çıkarmış. O zaman zaten denetlemeler yaparmış. Evet. Bir gün bilir misiniz o hikayeyi? Ali Paşa çarşısında. Geçen işte başbakanın olduğu gün bizim hoca burada onu izah etti yani. İzah etti değil mi? Tabii. Size anlatmak isterseniz sizden dinleyelim. Bilmiyorum o kadar bilmiyorum. Onun kadar bilemem yani. Padişah öyle sizin gibi bir esnafın yanına geliyor ve diyor ki bana buradan diyor işte şunu ver diyor. Alışveriş yapıyor, ticaretini yapıyor. Bir tane alıyor. Ondan sonra padişah diyor ki şu şeyi de alayım diyor. İkincisini istediği zaman o da diyor ki benim diyor siftahımı yaptım. Benim yanımda bir tane komşum var. Evet. O siftahını yapmadı diyor. Ondan alın diyor. Evet, aynen. Ona yan tarafa yönlendiriyor. Aynen öyle. Padişah da tabii oradan mutlu memnun ayrılıyor. Şimdi bu buradaki esnafın bir özelliği. Benim buradaki esnaf, buradaki halk arkamda olduğu süre içerisinde ben dünyaya ferman okurum diyor. Güzel. Bunu o gün burada başbakanımızın yanında bizim hoca bunu bu şekilde anlattı yani. Son kısmı da hakikaten o kısmı bilmiyordum. O da isabet oldu. Şimdi buranın esnafın böyle bir özelliği var. Aynı zamanda dışarıdan gelenlere mesela bak biz burada gezerken bize lokumlar ikram ediyorlar, kurabiyeyi ikram ediyorlar. Yani buranın bir de böyle bir geleneği var. Gezen insanlara ellerinde olan şeyi de ikram ediyorlar. Gösteriyor da çok güler yüzlü. Göresel olarak, görümsel olarak malımızı, kendimizi tanıtmak amacımız, Edirne'mizi daha fazla ileriye götürebilmemiz için açılma yapıyoruz yani. Çok güzel. Ben size bundan sonraki hayatınıza da başarılar diliyorum. İnşallah ailenize mutlu, mesut bir hayat diliyorum. Teşekkür ediyorum abi. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Hakkını helal et. Helal olsun. Helal olsun. İnşallah. Çarşıdayız. Evet. Ya istiyoruz ki bu çarşıyı böyle eskiden bu yana esnaflık yapan birileri anlatsın. Tabii. Biz de hakikaten insanlara buradan anlatmış olalım. Yani sadece anlatmak için değil. Şimdi ben buradan 3-5 okuduklarımla bir şeyler anlatmaktan zorlanıyorum. Bir de bana burada yardımcı olsanız. Şimdi bu tabii ki Arasta Çarşısı tarihi bir yer. Gerçi ben buranın esnafı değilim diğerlerine ama 2009'unda ahi başısıyım elhamdülillah. Yani esnaflıkla alakalı öyle bir şeyimiz var. Bu tarihi bir yer. Güzel, hoş bir sedası var. Bundan tabii ki 30-40 yıl önce buraları çok tahribat yapılmış. Boştu dükkanlar. Yani mazisinde hep ticaret yapılmış.
ayakkabıcılık yapılmış, efendime söyleyeyim diğer meslekler yapılmış. Kısacası bu Edirne ahalisi, Edirne esnafları buradan hep rızıklarını temin etmişler. Yani burada öyle bir güzellik var. İşin güzelliği de Selimiye Camii'nin bir Arasta çarşısından istifade etmesi. Yani ecdadımız cami yaparken aşağısına da çarşıları dikmiş. Yani oradan gelirini diğer camilerin tadilat, tamiratını istifade edilsin diye. Bu Arasta da onun için yapılmış. Şimdi burası, buraya mal getiren evet. tüccar. Burada malı satan tüccar ve alışverişi yapan halk hepsi aslında buraya hayır olarak bir kuruş da olsa vermiş sayılıyor. Aynen. Ya ticaretin içerisinde hayır var abi, böyle bir şey var mı ya? İşte olmaz olur mu ticaret? Bakın sevgili peygamberimiz ne diyor? Rızkın 1/10 ticarettedir. Bak düşünebiliyor musun? Yani 10 tane maddeden 9 tanesi ticarette. Ticaret onun için. Yani Allah'ın bize bir lütfu, koskoca kainatı bir nasıl diyeyim, böyle bir sofra yapmış. Bu sofrada herkes istifade ediyor, alışveriş yapıyor. Bu alışverişi de ecdadımız birleştirmiş. Harika bir şey. Ama başka ne söyleyebiliriz şeyle ilgili, çarşıyla ilgili? Çarşıyla ilgili başka şunu söyleyebiliriz. O kadar çok şeyler yapılmış ki, mesela ecdadımızın bir dua kubbesi var. Şimdi dua kubbesinde her sabah namazından sonra esnaflar toplanır, duası yapılır. Dua yapıldıktan sonra herkes işinin başına geçer. Seni buraya kadar tekrar yorduk. Hakikaten çok emeğin var bizde. Allah Teala senden razı olsun. Islandın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Arif abi. Ben de teşekkür ediyorum. Biz de İstanbul'a bekliyoruz seni. İnşallah geleceğiz efendim. İnşallah diyoruz biz de ve turumuza devam ediyoruz. Evet, Edirne ile ilgili bir başka bir şey daha burada biz çarşıda gezerken gördük. Edirne kâhiler vardı burada, gerçekten çok güzel yapılmış eserler. Edirne kâhilin tarihçesi nedir, nereden gelmiştir, nasıl yapılır? Öncelikle eski Osmanlı sanatlarından. Osmanlı zamanında Edirne'de saraylar, eski konaklar, çeyiz sandıkları bu tarz süslemelerle yapılmış. İnce fırçalarla tek tek çalışılıyor ve çok uzun sürüyor çalışması. Bu şekilde çalışıyor. Çok güzel. Aslında bunlar bu şekilde yapılmıyor değil mi? Asıl bu. Ahşabın üzerine çalışılıyor, derinin üzerine çalışılıyor ve zamanla gittikçe kağıt üzerine çalışmalar başlamış. Ahşabın üzerine orijinal hali ama böyle kağıtların üzerine de çalışılıyor. Aynı zamanda burada ebrular da görüyoruz. O ebrular da hakikaten çok güzel işlenmiş. Çok ufak yaşta başlamışsınız galiba ama evet, hakikaten çok orijinal görünüyorlar. Ustam babamdır. Çok küçük yaşta toprak boyaları ezerek başladım bu şekilde. Size sanat hayatınıza başarılar diliyoruz. Tabii sanatı bir de pazarlama yöntemi var. Bey de burada arka planda ama kendisi de bunun pazarlamasını yapıyor burada. Yani hanımı sanatını yapıyor. Abimiz de işin ticaretini yapıyor. Biz kendilerine kolaylık diliyoruz ve gezimize devam ediyoruz. Edirne'ye geldiğinizde göreceksiniz ki tam bir tarih ve cami şehri. İnanılmaz güzellikte onlarca camisini gezebilir, her camide de huşuyla namazınızı kılabilirsiniz. Edirne denildiğinde akla gelen bir başka değer ise yar güreşler elbette. Mevsim olmadığı için gösteremedik ama tarihi Kırkpınar güreşlerini izlemek isteyenler Haziran ayında gelebilirler.
Evet, Seyyah Fakir'in Edirne'deki çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi tabii ki bir şehre gittiğiniz vakit o şehirdeki mülki amirleri de ziyaret ettiğiniz zaman o şehirle ilgili daha çok malumatlara sahip olabiliyorsunuz. Biz Edirne geziyoruz. Şimdi sıra geldi Vali Bey'le burada röportaj yapmaya. Dursun Ali Şahin, Edirne valisi kendisi. Sağ olsun bizi kırmadılar. Hem bu soğukta bu şekilde dışarıda bize röportaj vermeyi kabul ettiler. Hem de o değerli vakitlerinden bizim için ayrıldılar. Efendim çok teşekkür ederiz öncelikle. Hoş geldiniz programımıza. Tabii hoş bulduk diyorum. Ben de böyle bir tarihi kentle sizin programınıza iştirak etmenin zevkini duyuyorum. 1361 tarihinde fetholunan bu bölgede o tarihten bu yana burası vilayettir. Bu vilayette vali olarak Osmanlı döneminde 160, Cumhuriyet döneminde de 41. Ben buranın 41. Cumhuriyet sonrası ama bütününde 1361'den bu yana 201. valisiyim. Efendim şimdi Osmanlı'ya başkentlik yapmış. 88 yıl başkentlik yapmış ta ki Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'un fethine kadar. Evet. Öyle bir kadim şehir ki hem kültürü hem tarihi hem yemekleri hem insan çeşitliliğiyle aslında Edirne bir şekilde Türkiye coğrafyasındaki diğer kültürlerin de çoğalmasına en başta etkenlerden bir tanesi. Böyle bir şehirdesiniz. Gerçekten bu bence en onurlu vazifelerden bir tanesi. Bize böyle kısaca bir Edirne'yi anlatmış olsanız nasıl anlatırsınız? Hep Edirne denince Selimiye akla gelir ama Selimiye'nin yanında Edirne denince Kırkpınar'ı vardır. Edirne denince Şükrü Paşa'sı vardır ki o büyük insan cennet mekan Şükrü Paşa buranın müdafiinde büyük gayretler sarf etmiş. Kendisini adeta bu işe vakfetmiş olan bir zat muhterem. Onun için Edirne'de onun adıyla mahallesi, caddesi, sokağı ve okullar oldukça fazladır. Kendisi iyi eğitim almış bir Osmanlı subayıdır. Ben Kırkpınar'da öyle. Kırkpınar ta 1361'den bu yana Murat Hüdavendigar'la başlayan ve geçen yıl 653.sünü kutlamış olduğumuz 650. yağlı güreşlerinin yapıldığı bir yer. Saray içinde aynen saray içinde sultanların güreştirdiği yerde aynı güreş yapılmakta. 653 sene sonra bir nesil o şeyi takip etmekte. Efendim son olarak size bir şey sormak istiyorum. Şimdi Edirne dediğiniz zaman aklıma ciğer geliyor. Siz burada ciğer sanırım bol bol yiyorsunuzdur eminim. Evet, doğru. Biz her tarafım ciğer oldu, iyi. İnanın ciğer gerçekten çok da hoş. Hiç ciğer kokusunu da hissetmiyorsun. Tabii ki bu ciğerciler de önceki gibi değil. Son derece biz onları iyi bir denetimden geçiriyoruz. Şu anda devamlı ekipler var. 37 tane ciğerci var. Hepsi denetimden geçiyor. Yağının kontrolü, pişirmesinin kontrolü hepsi sağlanıyor. Çok rahatlıkla, sağlıklı bir şekilde herkes yiyebilir. Sadece Edirneliler değil. Gelenler zaten hep böyle ziyaret edip önce ciğere ve köftesine koşuyor Edirne'de. Zaten gelenler bugün yurt içinden yılda 2 milyona yakın kişi burayı ziyaret etmekte. Yurt dışından da özellikle Balkan ülkelerinde buraya yılda 350-400 bin kişi geldiğini görünce tabii seviniyoruz. Esnafın yüzü güler burada. Çünkü işi iyi gidiyor. Gelenler yiyor, içiyor. Oteller dolu. Otellerde hele 4 yıldızlı, 5 yıldızlı, 3 yıldızlı otellerimiz olması inşallah bu yıl içerisinde yeni ikinci bir 5 yıldızlı otelin kuracak olmamız Edirne'ye daha büyük canlılık getirecek. Esas canlılık Edirne'ye havalimanının yapılmasıyla, uluslararası havalimanının yapılma çalışmaları başlandı. Bunun yapılmasıyla Edirne'ye esas canlılık getirecek yüksek hızlı trenin 200 kilometre üzerinde olan trenin yapılmasıyla işte bunlar 2018 yılında tamamlandığında değme Edirne'nin keyfine, Edirne uçacak, Edirne'li de uçacak. İnşallah diyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Efendim ne demek? Ben de teşekkür ediyorum. Size güzel Edirne'mizi tanıttığınızdan dolayı ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlere kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim Seyyah Fakir tüm hızla devam ediyor. Şimdi bekleyin bakın Edirne'de şimdi sizi nereye götüreceğiz?
Edirne'ye geldiğiniz zaman yapacağınız şeylerden bir tanesi de tabii ki Edirne'nin meşhur ciğerini yemek. Biz de geldik ciğer yemeye ama dedik ki acaba hangi aşamalardan geçiyor? Bu ciğeri bu kadar lezzetli yapan şeyler nedir diye. Barış ustamızla beraber size şimdi biz Edirne'nin meşhur ciğerini yapacağız. Öyle evet, usta. Doğrudur. Hoş geldiniz. Önce sizi tanıyalım. Hoş bulduk. İsmim Barış. Aşağı yukarı 25 yıldan beri bu mesleği yapıyorum. Edirneliyim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Evet. Şimdi biz ciğeri nereden aldık? Bu ciğer ne ciğeri? Edirne'dindir. Edirne ama ne ciğeri bu? Hangi hayvan? Dana ciğeridir. Karaciğer. Dananın karaciğeri. Evet. Koyalım usta. Şöyle 5-6 kilo büyüklüğünde. Bu ortalama kaç kilo oluyor bunların ciğerleri? 6-7 kilo arasında değişir. Kaça kadar gördün sen bu ciğerin büyüklüğünü? 15-16'ya kadar gördüm. Of. 17'ye kadar gördüm. Şöyle bir şeyler evet. Oluyor. Evet. Dananın yarısı ciğermiş desin evet. Usta. Şöyle parçalıyoruz. Bunun nasıl makbuldür? Yani mesela dana var, inek var, kuzusu dana, var. Dana. Özellikle dana olması gerekiyor. Dana olacak değil mi? Evet. Peki diğerleri nerede kullanılıyor? Mesela ineğin ciğerini ne yapıyorlar onu? İnek ciğeri genelde Arnavut ciğeri olarak kullanılır. Hı hı. Ama biz burada Edirne'nin meşhur ciğeri deyince bu danadır net. Evet, dana. Evet. Şu an ne yapıyoruz ustacığım? Efendim? Şu an hangi işlemi? Zarlarını alıyoruz. Evet, zarlarını, sinirlerini. Neden içinde alıyoruz bu zarları? Yerken bu sefer çiğnemek zorunda kalırsınız. Bayağı bir sürebilir. Şöyle yaprak şeklinde. Yani diş arasına herhangi bir şey evet, girmeyecek. Evet, herhangi bir şey yok. Zaten bu işin herhalde en önemli tarafı zarların alınması evet, değil mi ustacığım? Bunlar lezzetini alınması veriyor. Şu ince zardır. Ince. Zarı zardır. Üstündeki zardır. Ciğerin zarı. Yani evet ya bu diş arasına giren şeyler bunlar işte. Evet. Lezzetli yapanlar da bunlar. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Biz de Edirne'nin meşhur ciğerine farklı bir üslup katıyoruz. Ama usta bak bunu oldu ya. He? Bu oldu. Bayağı. Oldu bak. Onu ben yiyeceğim. Ne ki nedir bu ciğerin tarihçesi? Yani nereden çıkmış, nereden gelmiş? Arnavutlardan dayanıyor. Nereye? Arnavutlara dayanıyor. Nasıl ortaya çıkmış peki? Arnavutlar nasıl? Yani Arnavutlar Arnavut ciğeri yaparken değişik bir versiyon olarak bu yaprak ciğeri deniyorlar ve o yıllardan beri devam ediyor yani. Söylentiye göre aşağı yukarı 200 yıllık bir geçmişi var yani. Evet. Evet sen bayağı bir yaptın. Şimdi arkadaşlar. Ustam tamam. Demek ki ben buraya kadar yapabiliyorum. Ben bu işi beceremeyeceğim herhalde. Görünen o yani. Şimdi şunların kaldırımlıklarına bakıyorum. Senin yaptıklarının yanında benimkisi bildiğin kuşbaşı gibi oldu. Herkes işini yapmalı bence. Yani elimi kana buladığıma değdi mi bilmiyorum ama en azından ciğerin nasıl başlangıçta yapıldığında görmüş olduk. Ben de ne kadar zor olduğunu görmüş oldum. Ben bu işi beceremiyorsam giderim o zaman pişime geçerim. Orada denerim yani. Ciğerlerimiz sinirleri alındıktan ve böyle ince ince yaprak haline getirildikten sonra bakalım nasıl pişiriliyormuş. Bir de onu deneyelim. Onu görelim. Barış ustacığım teşekkür ediyoruz. Ben çok sağ olun. Size kolay gelsin. Bıçağa dikkat et. Çok keskin hakikaten. Ben kalkıyorum. Şimdi gidelim bakalım nasıl pişecekmiş. Selamünaleyküm. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Bayrağı bir içeride beceremedim ya. Ya bak, kesemedim. Zaten becerememen çok doğal senin. Öyle mi? Tabii ki orada onu yapan arkadaş 7 yıl bir çıraklık eğitiminden geçiyor. Ondan sonra o doğramayı yapabiliyor. 7 yıl bıçak siz, mı? Tabii. Siz şimdi gelip orada bir dakikada o bıçağı elinize alıp o ciğeri profesyonel bir şekilde doğrarsanız bizim Edirne ciğerin karizması yerle bir olur. Belki ben de doğuştan yeteneğim var bayağı. Doğrayamadığınızı sevindim. Hayır belki ben doğuştan bir yeteneğim var yapacağım. Vallahi onu da kabul etmiyoruz. Öyle mi? Tabii ki çok zor. Dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesiyle tanıştınız siz. Vay arkadaş ya. Ya bayağı abi şimdi Edirne'ye gelen herkes ciğer yemeye geliyor. Yani çok enteresan bir şey. Bir böyle yemeğiyle meşhur olan şehirlere insanlar genelde o yörenin meşhur yemeği için de gidiyorlar. Mesela Bursa'ya İskender tabii için ki gidiyorlar, Adana'ya kebap için gidiyorlar vesaire. Edirne'ye ciğer için geliyorlar. Ya insanlar uzaklardan geliyor. Bu ciğeri bu kadar meşhur yapan şey nedir? Şimdi burası bereketli topraklardan dolu ve burada bu sulak topraklarda yetişen danaların karaciğerlerini kullanıyoruz. Ama 2 yaşını geçmemiş danaların karaciğerlerini kullanıyoruz. Zaten biz şöyle diyoruz. Diyoruz ki
dananın nüfus kağıdında mutlaka ve mutlaka Edirne yazacak diyoruz. Yani dana Edirne olmalı. Hadi ya. Ne yapıyoruz onu? Az önce denediniz. Üzerinden zarını alıyoruz. İçindeki mağlup pislikleri temizliyoruz. İnce ince doğruyoruz. Doğradıktan sonra bir kevgire dolduruyoruz. O kevgirde bol sudan geçiriyoruz. Hafif tuza boceletip bir daha bol sudan geçiyor ve dinlenmeye bırakıyoruz. Ve sonra nereye geliyoruz? En lezzetli tarafa, pişirmeye. Pişirme. Bakın, ustamız aldı. Şimdi bize bir porsiyon daha olmasın bakalım burada. Peki. Onu unu boca ediyor ama sonra da üzerinde fazla kalmaması için de sepeleyecek onu. Yani çok fazla da un bırakmıyoruz üzerinde onu. Sadece bir un görecek. Evet, şimdi ustamız tekrar unlamasını yaptı. Yağımız hazır. Bir defa daha atıyoruz içerisine. Ya usta, ekran başına bakarken insanların canı çekiyor. Ne yapacaklar ya? Ya ama Edirne'ye girecekler. Gelmesi yani, şart mı? Şimdi neden şart? Bu Edirne Tabaciğeri bir bahane olacak oraya, onların buraya gelmesi için. Dünyanın en büyük açık hava müzesine ya, geliyorlar. Ya bir şey söyleyeyim. Yani, çok güzel bir şey söyledin ama. İşçiyer yemek değil zaten. Bu bir bahane olur herhalde. Bahar usta, çok güzel bir şey söyledin. Bu sadece bir aslında araç yani. Buraya araç bahane için... bu. Biz onu öyle bakıyoruz. Tabii. Yani diğerini yerler ya. Selimiye'de bir namazını kılarlar. Vay 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 vay. Meriç Nehir kenarında çayını içerler. O Meriç kenarı ne kadar güzel yapmışlar ya, etrafını ya. Çok doğal güzellik. Oturma yerleri falan. Harikulade. Kesinlikle. Hepsi de tarihi eser köprülerimiz orada. Şuna bak ya. Hakikaten adamın ya. Canını istetiyor değil mi? Kardeşim ya, şunu göstersene şöyle. Biz bana şöyle diyoruz. Of, hep beraber ya, söyleyelim mi şunu şöyle? Ne diyelim? Keyribar gibi sarı kelebek kadar hafif. Yani şunu ifade ediyoruz. Keyribar gibi sarı kelebek kadar hafif. Dünyanın en hafif yiyeceklerinden bir tanesi bu. Sabah kahvaltısında da rahat rahat yiyebilirsiniz. Yemek konusundaki performansım çok aşağıdadır benim. Ben normalde yemek tanıtımları yapamıyorum. Beceremiyorum ama bu ciğer hakikaten nefis görünüyor ve nefis kokuyor. O zaman şimdi hep beraber içeride hem yiyelim hem konuşalım bunun üzerinde. Öyle bakalım. Mi? Lezzetin üzerinde konuşalım. Yerken mi konuşalım diyorsunuz? Yerken yani. Konuşalım tabii. Pişirdik. Ne oluyor? Ne gidiyor orada? Kestik. Ben yapmayayım mı? Yapabilir miyim? Bir dene bakalım. Bir deneyelim ya. Yine de yapmasın inşallah, yapamazsın. Niye inşallah? Ya vallahi bizim mesleğimizi elinden mi alacaksın? Orada kesmeyi öğrendim az çok, tamam mı? Yarın varım. Ustacığım, Mustafa yine de sen biraz yardımcı ol. Şimdi ciğerimizi ne yaptık? Kestik içeride. Biraz ciğer alalım oradan. Biraz şimdi. Ciğer mi alalım? Evet, hazırdan konma diyorsun ya. Hazırdan yani konma. Sakin ol. Bir avuç alıyorum. Al bir avuç. Tamam. Aldım. Atıyorum. Evet, unumuzun içine atıyoruz. Şimdi boca ediyoruz onu orada. Böyle unu da mı atıyorum? Yok, şimdi unsuz atıyoruz şimdi. Sallayacağız. Unu sallıyor evet, muyuz? Evet, evet, evet. Bir şey kalmadı. Usta, şöyle şimdi bir abi göster bakalım ne oluyor. Usta nasıl yapıyorsun ya? Şöyle yapsın. Olacakmış. Ya biliyordum ben zaten. Hadi bakalım şimdi. Tamam. Serpiştirerekten. Ya Allah, bismillah. Şimdiden herkesin özür dilerim. Evet, elimizi yeme, dikkat edin. Nasıl eleyeceğim? Yağ sıçramasın. Biraz daha yavaş sağlam. Evet, bu kadar basit yani. Alıyorsun, içine atıyorsun. Biz un fazla sonra... kaçırma dedik ama sen onu bilerek atıyorsun içine. Yalnız hepsi beraber pişiyor usta. Ama bir kaşık. Hareketli olalım. Ver. Evet, buyurun. Edirne ciğeri bunlar. Bırak da öyle toplu çıksın, sen beslenmeye veriyorsun adama. O bana öğretmek için uğraşıyor. Şimdi çıkacak, bak diyecek ben yaptım bunu. Abi şimdi toplasın görelim esasını. Aa, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hadi yanmadan toparlayalım. Saniyeler geçiyor burada. Ne dedik? 40-45 saniye. Tabak nerede? Tabak nerede? Tabağımız burada abi. Tabak kolay. Bismillah. Evet beyler, ciğerlerimiz pişkin oluyor. Bu ciğerler var ya, bildiğin nar gibi kızardı arkadaşlar. Osman, bunu sen yiyeceksin. Ama ustam, oldu bu iş. Bir derece. Hadi tamam. Sonra kalanlar artık yapacak bir şeyimiz yok. Yazık oldu, nasıl onları da alalım ya. Canınız çekti değil mi arkadaşlar? Vallahi hepiniz. Güzel kardeşim. Kendi çıkardığını kendin yesen, bizi hiç bulaştırma bu işe. Ya niye? Hayır, ben sizin yaptığınızı yiyeceğim. Şimdi buradakiler tam kıvamında. Seninki biraz daha yağını süzdürüyor. Ama şey dediler ya bana. Hoppa. Biraz fazla pişsin dediler ya. Ustaya bak, ustaya. Yani hareket de çekiyor bizi arada. Hareket de çekelim. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da bizim fakirin yapmış olduğu ancak bu kadar olur işte. Ben yine beraber yiyelim bakalım. Ben ya tövbe ettim. Ben yine karışmıyorum sizin işinize. Siz yeme tarafına gelin. Buyurun ben şimdi sofraya. Ustam, onu ben yiyeceğim. Siz yazık etmeyelim yani. Başkasını burada zediremeyelim. Biberlerimizi koyuyoruz. Biberlerimizi maşallahı var yalnız. Biberlerimizi içeride anlatacağız. Öyle mi? Nedir peki bu biberin hikayesi? Öyle onu mi? Orada yerken, o zaman anlatalım. Yerken anlatalım. Çünkü onları da. Çünkü hissedeceksiniz o lezzeti. O acıyı hissetmeden anlatamayız bunu. Önce tabii, bir tadına bak diyorsun. Tabii. Peki içeri geçelim o zaman. Hadi buyurun bakalım. Hadi tamam. Bakalım geçiyoruz içeriye.
Edirne pehlivanlarının enerji gıdası diyebiliriz ciğer için aynı zamanda. Onlar ciğer yiyip de çıkıyorlar er meydanına. Ama biz tabii ki er meydanında güreşecek güreşçi bulamadığımız için ciğerimizi yiyeceğiz. İstanbul'a öyle döneceğiz. Ciğerlerimiz nerede kaldı? Nerede ciğerler? Kaldı? Hoppa! Allah razı olsun kardeşim. Bu benim yaptıklarım mı? Yok abi. Değil. Nasıl yok? Benim yaptıklarımı getireceksin. Yani bana kedileri konuşur. Verdim, kediler bile yiyemedi. Ya sallama. Hadi gel abiciğim, benim ciğerimi... Nerede ciğerim? O kediler bile yiyemedi. Abi tamam, o yani... İsmin neydi? Şenol. Şenol. Bak, şey yapma beni. Nerede ciğerim? Hakikaten nerede? Yaptığı ciğeri kedilere verdim, kediler bile yiyemedi. Ki o, yani kedinin ciğere baktığı gibi derler ya, o bile beğenmemiş. Düşün işte şimdi. Vay o zaman be. Sen sınıfta kardeşim... kaldın, bırak onu Edirne'li ustalar yapsın. İyi tamam, hadi madem öyle ya. Bunu biz kim yaptı? Yemesini becerelim bari. Bunu ben yaptım. Hadi bakalım, teşekkür ediyoruz sana. Sağ ol, çıkışta görüşelim seninle. Hadi bakalım. Şimdi peki bunu biz böyle yavan mı yiyoruz? Yanında ne vardır bunun? Şimdi neyle yavan yemiyoruz tabii ki. Edirne ciğerini yaptık. Önümüze geldi. Yaprak yaprak sıcacık ciğer geldi. Bunun yardımcı yemekleri de var. Biber var, ne var? Sadece Edirne'de, Türkiye'de Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde yetişen biber. Şimdi başka Türkiye Cumhuriyeti'nde herhangi bir yerde yetişmiyor. Abi çok mu acı? Çok mu acı? Biz şöyle diyoruz onu, bir tadın isterseniz. Ne kadar? Ya ısırayım mı? O kadar da ısırma canım, Allah'ım da şimdi ya? Burada zıplayacaksın. Belli mi olur? Bismillah. Heh, ucundan böyle. Allah. Yani anam. Ama olmazsa olması, bunun yanında 9-10 yaşında çocuklar daha yiyorlar. Yani bunu gözü yaşlı yemek mi makbuldür? Ama gözümüz mü yaşlı? Bunun emeği o kadar çok ki tarlada hasat yapıyorsunuz. Ondan sonra arıyorsunuz, tek tek iplerden geçiriyorsunuz saplarından. Kurutuyorsunuz tek tek, bakın orada tane tane geçiriyoruz, asıyoruz onları. Ondan sonra gölgede kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra da geliyoruz burada mutfakta masamıza yiyoruz. Biberimiz var. Başka ne var ciğerin yanında? Şimdi yöresel olarak yine kendi yoğurdumuzdan, Edirne yoğurdundan yapılmış cacık ve ayran. Ne yapıyoruz? Ciğeri yedik. Biberi de yedik, acı dediniz. O acıyı gidermek için bir kaşık cacık veya biraz ayran hem size bir vitamin ya tamamlaması yapıyor yani. Hem de acıyı gideriyor. Çok güzel. Yani ciğer yiyen kişi masasında ne görüyor? Biber, ayran ve cacık. Ayran ve cacık. Diğerleri sadece öylesine. Diğerleri garnitür onlar. Yani garnitür. Olsa da olur, olmasa da olur. Hı-hı. Ama biber olacak. Onun yol arkadaşı biber. Ya ben bu arada yiyorum, kusura bakmayın. Yani, afiyet olsun. Bir yandan da yiyorum yemeniz yani. Gerekiyor. Biz her gün yiyoruz. Dayanamadım ya. Hem sohbet siz de yiyin buyurun. Konuşalım. Ben biz sizi yeriz. Yerken hiç görmedim. Öyle mi? Evet. Yok canım, olur mu öyle şey? Gidip bakalım. Demesin görmedik diye. Evet tabii biz yedik. Çok şükür de birazcık doyduk. Ben devamını getireceğim inşallah. Arkadaşlar da bayağı bir acıktılar. Onlar da yiyecekler. Kedi gibi bakıyorlar. Biz hep beraber karnımızı doyduktan sonra Edirne'nin güzelliklerini size göstermeye devam ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yerinize katıldığınız için. Teşekkür ederiz efendim. Şeref verdiniz. Çok çok sağ olun. Bütün herkesi, bizi seyreden herkesi Edirne'ye bekliyoruz. Tavaciğer bahane diyoruz. Edirne'mizi görmeden bu dünyadan gitmeyin. Tavaciğer bahane, Edirne şahane. Evet. Ben bu sloganı yazdım. Onu da buraya asalım abi. Asalım abi. Efendim seyahat devam ediyor. Her işin bir ustası var. Elimize gözümüze bulaştırsak da yemesini becerdik sanırım. Nasılsın Bayri abi? İyi abi sen? İyi be ya. Ne yaptın? Ciğeri yiyince biraz kilo aldık herhalde. Kilo aldık be ya. Allah. Yoksa şimdi spora çıkacağız. Kaslar çıktı be. Abi. Kaslar oldu be. Evet. Hadi er meydanına gidelim be. Vuralım. Hadi buradan oraya şimdi. Haydi er meydanına. Kalorileri eritmeye gidiyoruz. Eritelim. Eritelim bu kadar. Edirne'de ilk bölümün sonuna gelmiş olduk. Şimdi haftaya yine Edirne'de buluşacağız. Ama bize Facebook ve Twitter üzerinden ulaşmak için Seyyah Fakir yazarsanız Facebook ve Twitter'a, bize oradan da görüş ve fikirlerinizi iletebilirsiniz. Haftaya yine Edirne'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenle kalın efendim.